7 Nisan 2024 Pazar, Selahattin Eş, Star gazetesi. İslamcılık öldü diye sevinç gösterileri yapanların anlayamadıkları. Pazar günleri sütunumu, görüş ve eleştirileri etrafında sohbete ayırdım. bir diğer okuyucular hasbihale daha başlarken, ben Müslümanım diyen bütün okuyucularıma önümüzdeki Ramazan bayramı dolayısıyla tebriklerimi, Ramazan'ın bize kazandırdığı, verdiği yüksek insani idrakin bereketine hep birlikte nail olmamızı Allahu Teala'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle hemen başka konulara geçmeden birçok okuyucunun Ramazan ve iftar sofraları konusunda dile getirdikleri ortak görüş ve eleştirilere değinmeliyim. Evet, Ramazan'ın bize ferdi olarak cismani ve manevi açıdan arınma, bünyemizdeki ve tefekkür, tasavvur ve tahayyülatımızdaki gereksizliklerden uzaklaşmak, fazlalıkları atmak ve sosyal açıdansa en fazla da diğer kam, kendimiz dışındakileri de düşünmek hasretlerini bahşetmesi gerektiğini tekrarlayalım. Bu konuda ne kadar başarılı olduğumuz konusunu herkes kendi vicdanına sormalı, kendi iç muhasebesini yapmalı, nefis tezkiyesinden geçmelidir. Ramazan'ın şeran övülen kazanımlarını gelecek Ramazanlara kadar ulaştırmak gerekiyor. Almanya'dan Adnan Zahirci isimli okuyucu diyor ki, Türkiye'de yapılan mahalli seçimler Batı dünyasına büyük sevinç dalgası oluşturdu. Ve hatta daha da ileri gidilerek bazı medya organlarında bu seçimin Türkiye'de İslamcılığın öldüğünün ilan mıdır şeklinde yorumlar, makaleler bile yazıldı. Bu görüşe katılır mısınız? Evet, bu kardeşime hemen belirtmeliyim ki Müslümanlar ve İslam dünyası kendilerini Batı medeniyeti olarak isimlendiren dünyanın ezeli bir kabusu ve korkulu rüyasıdır ve İslam dünyasına karşı devamlı bir husumet duygusu vardır. Halbuki bizim onları toptan yok etmek diye bir hedefimiz de yok ve kimseye kendi inancımızı dayatmak diye bir vazifemiz yoktur ve hatta bundan dini zorla kabullendirmek çabasından da kaçınmamız emredilir. Ama haçlı ruhu ve kültürü iflah olmaz, şifa bulmaz bir hastalıktır. Düşünelim ki Alman felsefesinin en büyük isimlerinden sayılan Leibniz, 1675'lerde Paris'e gidiyor ve Avrupa'nın kurtulması için Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünü aktarır. Muhatabı Fransa İmparatoru'na 250 sene sonralarda ise Osmanlı parça parça ediliyordu. Evet emperyalist dünya Müslüman halkların kendine gelememesi için her yolu denediler. Yerinde ve sağlıklı kullanıldığında Müslümanların tek bir irade altında toplanmasına muazzam bir güç odağı olan hilafet kurumu ise 100 sene önce 3 Mart 1924 günü bertaraf ediliverdi. Ve bugün Müslüman dünyası 2 milyarı bulan dev bir kitle. Ancak başı yok. Ama bu yokluğun acısı giderek Bosna, Keşmir, Türkistan, Çeçenistan, Arakan, Filistin gibi bölgelerdeki çok ağır ve acı felaketlerle de olsa zihinleri zorluyor. Ama İslam Allah'ın dinidir ve ilk peygamberden bu yana bütün Enbiyaullah'ın ilahi peygamberlerin ortak dinidir ve ona ebediyet vaat olunmuştur ve hak ve batıl mükevvenatın halk edilmesindeki iki zıt kutuptur. Nemrud'un zorbalığına karşı bir Hz. İbrahim ve Firavunların sonu gelmez zulüm ve etrikalarına karşı bir Hz. Musa, altın gücüne dayanan Samiri Yahudilere karşı bir Hz. İsa, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi şirk dininin önderlerine karşı bir Hz. Muhammed. Evet, bütün ilahi peygamberlerin hayatında da en zıt kutuptakiler de hep vardı. Nemrut ve Firavunlar, Ebu Lehebler evet ölüp gitmişlerdir ama zihniyetleri devam etmektedir. Ve onların şeytani dünyalarına karşı da her Firavuna karşı bir Musa hep olmuştur ve olacaktır. Bu bakımdan birilerinin İslam'a göre bir dünya kurmak hedefi taşıyan Müslümanlar için kullanılan İslamcılık isimlendirmesinden duydukları korkular yüzünden, İslamcılık öldü diye boş yere sevilmelerine bakıp kaygılanmaya gerek yoktur. Bir Fransız yazarı Ore bir kitabının adını İslamcılık öldü şeklinde vermişti. Ama o zamandan sonra nice İslami arayışları gördükçe söyleyecek söz bulamamıştı. Emperyalist güçler eski kolonyalist sömürgeci yöntemlerinin artık geçerli olmayacağını anladıkları zaman yerli halkın içinden onların dilleri, yaşayış tarzları açısından onlardan farksız olmayan ama kafalarının içi emperyalizmin ölçülerine endekslenmiş yerli kuklalarını nev kolonyalizm anlayışı içinde Müslüman halkların başlarına diktiler. Bizde de İslam bitti onu hayattan kovduk diyenler çoktan yok olup gittiler. Moğol istilasından sonra İslam bitti sananlardan bugün hiçbir haber yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'yı parça parça edince İslam'ın işini bitirdik diye sevinenlerin hayalleri de gerçekleşmedi. Müslüman dünyası içten içe kaynıyor. Bu onun hayatiyetine işaret etmektedir. Bugün de Fransa'da en faşist cephenin lideri Marion Le Pen, Fransız okullarındaki büyük tehlikeden söz ediyor, İslam saldırısından dem vuruyordu geçen hafta. Ne miydi? İslam saldırısı dediği. Müslüman ailelerin kız çocuklarının okullara İslami örtü gereklerine riayet etmeleriydi. Evet, emperyal şeytani odakların İslamcılık öldü şeklindeki sözleri gerçekte korkularını yansıtıyor. Keza Müslümana ümitsizlik içinde olmak haramdır. Biz bir ölür bin diriliriz. Ve de aşk yolcusu yorulmaz, dağları aşar gider.